razı olsun. Evet, ey nefsi emmarem diye başlıyoruz bugün. Ey nefsi emmarem, sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden Fatıra Hakimi Zülcelal'e abd olurum. Şimdi adeta böyle nefse karşı bir manifesto. Nefise karşı Bediüzzaman Hazretleri'nin, bakın, sen istediğini ibadet et diyor Üstad. Yani nefsiyle kendi arasını ayırıyor Üstadımız. Ve aslında bu nefsiyle kendi arasını ayırması yolculuğu Üstadımızın nefsi teskiye yolculuğu. Biliyorsunuz Üstad'ın hatvelerde 26. sözünün zilinde Üstad kendi yolunun seyri sülukunu anlatıyor. Dört hatve, yani dört adım olarak anlatıyor ve o adımların ilki nefsi teskiye etmek hatvesi. Teskiye, biliyorsunuz, zekat da aynı kökten gelir. Temizlemek manasına gelen bir kelime. Nefis nedir diye sorduğumuzda cevabı nefsin insan mahiyetinde şeytanın santrali olduğu şeklinde alıyoruz, biliyorsunuz. Bir santral nefis, şeytandan gelen adeta dürtüleri, şeytandan gelen sinyalleri deşifre eden, okuyan ve bizim mahiyetimizde şeytana açık yanımızı, şeytana açık mahiyetimizi bir santral olarak temsil eden bir mekanizma, nefis mekanizması diyoruz ona. Onu tezkiye edebilmemiz gerekiyor. Üstad da nefsi nasıl tezkiye edeceğiz sorusunun cevabını nefsi tezkiye etmeyerek tezkiye edeceğiz şeklinde veriyordu, hatırlayacaksınız. İşte Üstad nefsini nasıl tezkiye ediyor? Yani nefsi nasıl arındıracağız? Onu pak görmeyerek arındıracağız. Onu temize çıkarmaya çalışmayarak onu temizleyeceğiz. İşte Üstad'ın kurduğu sistemin içerisinde aslında birinci hatveye bakan, yani nefsi tezkiyeye bakan bir bölüm burası. Muhteşem ve çok enteresan bir bölüm. Üstad nefsine sesleniyor ve diyor ki ona, ben sana tabi değilim. Çünkü nefis ne istiyor? Kendisine abd olmamızı istiyor. Nefsinin hevasına tabi olanlar diyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, nefsinin tevasını kendilerine mabut iddihaz edenler diyor. Üstad birinci hatvede bunun da altını çiziyor. Nefsinin hevasını kendine mabut iddihaz edenler var. Rablerine kul olanlar var. Nefis ona kul olmamızı istiyor. Kulluk, biliyorsunuz, emirlerine ve yasaklarına riayet edilmesi suretinde cereyan ediyor. Yani nefis ne istiyor? Onun emirlerine riayet edelim. Onun rahatsız olduğu şeylerden içtenab edelim, onun yasaklarına riayet edelim istiyor. Dolayısıyla biz ya nefsimize tabi oluyoruz ya da kul oluyoruz. Kul olabilmek için nefsimize karşı bir özgürleşme süreci yaşamamız gerekiyor. Aslında o hatveler de bunu tanımlıyor ve hatvelerdeki nihai hedef de, biliyorsunuz, terk-i enaniyettir. Tümüyle, hani o da bir varlık ve yokluk çizgisi içerisinde cereyan eder. Yok yok olsa var olur der Bediüzzaman Hazretleri. Yani o eneyi biz yok ederek, yani onu sıfırlayarak sonsuza açılıyoruz. Dolayısıyla nefse tezkiye süreci bizi terk-i enaniyete taşıyor. Bizi tasavvufi ifadesiyle fena fillah ve kabillah ufkuna eriştiriyor. Onun için bu özgürleşme sürecini böyle başlatıyoruz. Nefsimize, bakın, Üstad ona hakaret etmiyor, nefse hakaret etmiyor. Hazık bir hekim gibi çok iyi tanıyor nefsi. Önce hani nefsi Üstad bize sadece kendisi iyi tanımıyor, bize de çok iyi tanıtıyor. Bizim de nefsimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Çünkü her insan, nefsimizi en iyi biz tanırız. Nefsin nasıl bir dille ikna olacağını en iyi biz biliriz. Nefsimize olan yakınlığımızdan. Ve Üstad'ın metodolojisi, biliyorsunuz, nefsi ikna. Dolayısıyla nefsine seslenirken diyor ki, ey nefsi emmare. Bakın, nefis bir ses. Bizimle konuşan bir ses. Nefis çok geveze, sürekli bizimle konuşuyor. Biz onunla hangi dille konuşuyoruz? Aklın diliyle, onu ikna etme diliyle konuşuyoruz. Ve ona sesleniyoruz. Diyoruz ki, ey nefsi emmare, ben sana tabi değilim. Sen istediğin gibi
İstediğin şeye ibadet et ve istediğin şeyin peşine düş. Nefis neyin peşine düşüyor? Dünyevi hazların peşine düşüyor. Nefis kendi hevesatına, hevasına tabi olmak, ona ibadet etmek istiyor. Dolayısıyla biz de onunla yolumuzu ayırmak için bir manifesto, nefis manifestosu ortaya koyuyoruz ve diyoruz ki ey nefse amaram, ben sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et, istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp şems ve kamer ve arzı bana musahhar eden Fatır-ı Hakimi Zülcelal'e abd olurum. Bakın kime abd oluyorum? Ben, beni yaratana ve şemsi, kameri, arzı bana musahhar eden Fatır-ı Hakimi Zülcelal'e abd oluyorum. Fatır Esma İlahiyesi ile ilgili bir ders yapmıştık biliyorsunuz. Bize bu donanımı yükleyen, fıtrat donanımını yükleyen, bizi yaratan, bize bu fıtrat donanımını yükleyen ve o donanıma nice hikmetler takan, hepsini de kendi hedefine, o istidatları, o donanımı, o potansiyel donanımı, istidatlarımızı kendi hedefine doğru tevcih eden, o Fatır-ı Hakimi Zülcelal'e abd olurum. İşte kime abd olduğumu ilan ediyorum. Nefse karşı ilan ediyorum. Beni yaratana ve arzı, kameri, şemsi bana musahhar kılana ben abd olurum. Ne güzel bir manifesto. Nefse karşı ne güzel bir özgürleşme çağrısı aynı zamanda. Burada çok beni çok etkileyen bir fiil var. Bu musahhar fiilini üstad çok kullanıyor biliyorsunuz. Teshir etmek fiilini daha doğrusu. Musahhar etmek, teshir etmek fiilini kullanıyor Bediüzzaman Hazretleri. Teshir aslında etki alanı oluşturmak. Yani sihir kökünden geliyor. Yani sizin elinizde diyelim ki hani hep öyle olur ya, sihir yapanların elinde bir çubuk olur. O çubukla maddeyi teshir ediyorsunuz diyelim. Yani alıyorsunuz şu kalemi, o çubukla hiç dokunmadan oradan alıyorsunuz, bu tarafa koyuyorsunuz. Onu tesiriniz altına alıyorsunuz. Şimdi aslında bilirsiniz, yeryüzündeki tesirlere baktığınızda bilirsiniz. Üstad metni de öyle bitirecek. Bir çocuğun anne ve babası üzerindeki tesirini düşünün. Bir çocuk ağlıyor ve o ağlamasıyla anne ve babasını tesir ediyor. Yani adeta onları o güçsüzlüğüyle, o acziyle beraber anne ve babasını kendi kontrolü altına alıyor. Ağlıyor, işte acıkıyor, ağlıyor, altı kirleniyor, ağlıyor. Ve anne baba onun etrafında adeta hizmetkar gibi onun etrafında onun taleplerine, onun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor. Tesir ediyor onları. Aslında yeryüzüne baktığınızda, insana baktığınızda o çocuk gibi, yani o bebek gibi mahlukatın nasıl insana musahhar kılındığını görüyorsunuz. Adeta Cenab-ı Hak Şükür Risalesi'nde anlatıyordu ya Bediüzzaman Hazretleri, adeta varlığı daireler halinde yaratıyor ve merkezde insan var. Merkezde insan var, insanın da merkezinde şükür var diye anlatıyordu Bediüzzaman Hazretleri, hatırlayacaksınız. Adeta varlık insana musahhar olmuş gibi. Adeta hani Şems size musahhar, yani orada Şems sizin ihtiyacınız olan, hem yiyeceklerinizi pişiriyor, hem ihtiyacınız olan ışığı gönderiyor, hem onunla varlık renkleniyor, ihtiyacınız olan vitamini ondan alıyorsunuz. Adeta size musahhar kılınmış gibi. Adeta ay size musahhar kılınmış gibi, size takvimcilik yapıyor. İşte gece lambanız hükmünde size takvimcilik yapıyor. Mehtaba çıkıyorsunuz, öyle size aynı zamanda böyle bir romantizm iklimi oluşturuyor ay. Ve varlıklara bakın, benzer suretleri görüyorsunuz. Adeta böyle insana musahhar kılınmış gibi mevcudat taifesi. Ve kim size onu musahhar kılıyor? Bakın hani insanın acziyle bunlar musahhar kılınıyor, farkındaysanız. Ve onların size musahhar kılınıyor oluşu, Rabbiniz tarafındansa eğer, diyorsunuz ki nefsinize karşı bunu zikrediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sana tabi değilim çünkü sen mevcudatı bana musahhar kılamazsın.
Sen kendini serbest ve müstakil olarak görüyorsun. Nefsin zaafı bu, biliyorsunuz. Nefis kendini serbest ve müstakil olarak görüyor. Sen kendini serbest ve müstakil olarak görüyorsun ama ben kendi kimliğimi abdiyet üzerine inşa ediyorum. Bakın ben Fatır-ı Hakim-i Zülcelal'e abd olurum. Sana abd olamam. Ve sana abd olduğum sürece, senden özgürleşemediğim sürece Rabbime abd olamıyorum. O Fatır-ı Hakim-i Zülcelal'e abd olamıyorum. Öyleyse aslında bu manifestoya hepimizin çok ihtiyacı var. Ey nefse emmaren, ben sana tabi değilim. Ben o Şamsi, Kameri, Arzı bana musahhar eden Fatır-ı Hakim-i Zülcelal'e ancak abd olurum. Sen istediğin şeyin peşine düş diyor nefsine. Bakın sanki böyle nefis karşı kanepeye oturmuş ya, üstad onunla arasını ayırmış. Onunla öyle bir arasını ayırmış ki sen istediğin şeyin peşine düş, ben ancak ve ancak Rabbime abd olurum diyor.